Evet. Gördüğünüz gibi arkada büyük Buda heykeli. Burada çok heykeller var. Bunlar da hepsi tanrı. Yani çok tanrılar var. Babası bir tanrı, annesi bir tanrı, çocukları bir tanrı, bebesi bir tanrı, torunları hepsi ayrı ayrı birer tanrı gözüyle bakılıyor. Evet, gördüğünüz bu da başka bir tanrıya ayrı bir ibadet yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu da bir tanrı. Kendine ait olan bir tanrı. Bunu da işte hediyeler koyuyorlar. Evet, gördüğünüz gibi kendi yapmış oldukları heykelcik. Bu da çıplak bir kadın. Yani şöyle gösterelim. Bunu da heykel yapmışlar. Evet, bir taraftan ibadet, bir taraftan kendi elleriyle yapmış olduğu şeyler. Evet, bunlar da öbür heykelleri. Yani bunların hepsi tanrı oluyor. Onun için dinimizde Allah yerine tanrı diyorlar ya, çok yanlış bir şey. Tanrı demek elle yapılmış maketler. Mesela bu amcası olur, bu yengesi olur. Hepsi ayrı ayrı tanrı, tanrıcıklar. Gördüğünüz gibi bütün Tayland, Asya bölgesinin Budistlerin hepsi inancı bu. Evet, ateşler yakılıyor, ibadetler yapılıyor. Bu da yağları koyuyor. Şu ateşlerin sönmemesi için yağ koyuyor görevli. Biraz daha böyle gidelim. Bu tarafta bunlar da tanrıların kendini feda eden din adamları oluyor onlar için. Yani bunlar tanrı, hepsi altın kaplama. Gördüğünüz gibi gelip ibadet yapıyor. Tanrılar hep altın kaplama oluyor. Bunlar da fakir halk. Bu fakir halklar buna hizmet ediyor. Tamam mı? Bunların daha rahat bir yaşamı için bu fakirler kendini feda ediyor. Yani kısacası bu. Yine söylüyorum. İyi ki Müslümanım. Elhamdülillah. Gerçekten dinimiz bir. Budizmi gördüğünüz gibi binlerce tanrıları var. Anneleri bir tanrı, babaları tanrı, kardeşleri, torunları hepsi tanrı. Hepsi de altın kaplama. Alt kademesinde bunlar da din adamları oluyor. Yani hani bizde şeyleri, tarikat cemaatler var ya, hani gerçi onlar İslamiyet'i kendi çıkar için kullanıyorlar. Bunlar da normal halk, normal halk kendini dini, bu tanrılara feda etmişler. Bu altın kaplama bunlar da kirpas içinde görüyorsunuz. Yani hizmetkar oluyor. Evet, birilerinin rahat etmesi için birileri her zaman kendini, canını feda ediyor. Evet, bu heykel altından yapılmış. Komple. Evet, yukarıda da hepsi altın kaplama. Arkadaşlar, bu heykel altın kaplama değil, komple altın. Herhalde 4 ton altın olması lazım. Yani üstü altından yapılma değil, komple altın. 4 ton civarında. Evet. Bu da heykeli, gördüğünüz gibi herkes buraya gelmiş. Herkes ayak çıplak olması gerekiyor. Evet, buradan bir giriş yapalım.
Evet, içeri geçelim bakalım.